Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hafta sonu bugün. Cumartesi günlerden. Almanya'da hafta sonu böyle oluyor. Bütün tırlar yatıyor. Herkes evinde, bahçesinde. İki günde çoluğundan çocuğundan ilgileniyor. Bizde ise cumartesi yok, pazarı yok. Yapıştır yapıştır. Türkiye'den bir talebimiz var. Cumartesi pazar tır yürümeye yasağı olsun da olursa, olmaz da oldu ya, olursa biz de istiyoruz cumartesi pazar günü evimize ulaşalım. Evimizde ailemizle geçinelim. Evimizde ailemizle ilgilenelim. Çoluğumuzla çocuklarımızla ilgilenelim. Herkes ister bunu. Ama bizim Türkiye'de bu herhalde olmaz. Olmaz değil mi? Zor, çok zor. Bayram günü bile var. Bayramda bile yola gidiyor. Kapı Kule'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Ana baba günü. Kapı Kule çalışmıyor. Yok ihracatımız bu kadar. Yok ithalatımız bu kadar. Ya bir Kapı Kule'ye ses veren yok ya. Bir Kapı Kule'nin çilesini gören yok ya. Gel kestirmeden gidelim. Mazotu az yakarız buradan. Evet. Kestirmelerde. Vallahi biz de Almanya'dayız arkadaşlar yine. Şöyle bir dolaşalım dedik. Cumartesi günü bugün. Çıktık şöyle dolaşalım. Pazar günü burada her yer Almanya'da kapalı olduğu için ne yapabilirsen ekmeğini, aşını, stokunu yapacaksın hafta sonu. Bunlar böyle alışmışlar. Biz de böyle ayak uyduruyoruz. Pazar günü inne atsan yine düşer de adı ne onun, yani kimseler yok ya, ölüyorum desen şuradan bir kişi geçmiyor ya. Onun için herkes prensipli çalışıyorlar. Tabii adamlar cumartesi pazar çalışıyor, pazartesi günü İşbaşı yaptıkları için pazar günü istirahate çekiliyor ama cuma günü, cumartesi günü kuduruyorlar. Sosyal hayat var. Sosyal hayat var. Tabii herkes sosyal hayatını yaşıyor. Yaşıyor evet. Bizim Türkiye'deki tırcılar gibi 18 kilometre kuyrukta kalmıyorlar. 2 gün, 3 gün kuyrukta kalıyorlar. Ve ihracatı, ithalatçı firma o 18-20 kilometreden sonra şoför bey aynı şunu söylüyor. Geciktik. Bir zahmet, biraz daha hızlı, biraz daha seri, biraz daha uykusuz ve bu da çoğu zaman şoför arkadaşların hayatına mal oluyor. Ya evet, hep uykusuz gidiliyor. İşte bunlara bir ses çıkartan yok. Bu Kapı Kule'yi biz görüyoruz da, bütün herkes görüyor. Binlerce araba, binlerce fabrikanın yükünü çalışıyor, götürüyorlar, getiriyorlar. Buna da bir ses veren yok ya. Ben buna şaşıyorum ya. Yani ya birileri bir bakanlığa yazı mı yazacak ya? Bu Kapı Kule'nin çilesi nedir ya? Dünden belli 18 kilometre oldu, 23 kilometre. Herhalde şimdi olmuştur bugün pazar. Yol yasağı masağı var. Daha yasaktan kurtulanlar. Avrupa'dan Türkiye'ye girişten bahsediyoruz. Daha da Türkiye'den bir de Avrupa'ya gidiş var. Bir o kadar alternatif kapıları da var. İpsalası var, orası var, burası var. Bunlar da hepsi ama yoğun. Hepsi yoğun. Hepsi yoğun. Vay sistem gitti. İçeriye giriyorsun. Biz 17 saat sırada garanti bekliyorum. 17 saat. Dolabımız yok, kahvemiz yok. Yolun arabanın içinde pinekliye Kapı Kule'den içeriye giriyorsun. İçeride araba yok. İçeride araba yok. Bu diyorlar Türkiye'den Bulgaristan çalışmıyor. Bulgarlar diyor ki Türkiye almıyor. Komşu bizim kabahat yok diyor. Bak ben çalışıyor diyor. Türkiye araba almıyor diyor. Hadi bakalım. Bunun neresinden yakarsan yak. Kimi suçlarsan suçla. O onu suçluyor, o onu suçluyor. Bak koş da koş, tren gelmeden geçelim hacı ya. Şimdi bariyer indi mi tren gelir. Yarım saat bir de tren beklemeyek. Depelenirik vallahi billahi. Trenin çarpması da hiçbir şeye benzemez ha. Öküz çapmış gibi olur. Hiç tren çarptı mı sana? Yok çarpmadı. Çarpmadı. Parasını alırız ama. Fr-
Frankfurt tren yolu. Ana hattan geçiyor arkadaşlar. Ona maraba gel. Taksi çarpacağım trenden ziyade. Adam bir de manyak manyak bakıyor. Bunlar ne yapıyor? Ver onu. Aleyküm selam dayı oğlu. Şuraya bak, bir Türk'ün bahçesi. Elmasından, cevizinden belli. Gel elma yiyek şuradan, ha çalak. Senin boyun uzun az. Bak benden uzunsun az. Yok, aynen. Bu işi sana bırakıyorum. Senin uzmanlık alanın. Yok. Şuradan iki elma yürüt de yiyek lan. Ne var mı? Gören bir. Aha. Golden elması var bak şurada. Abi yok. Beyaz. Amasya adam, elması da var lan o. Bizi bir mahkemeye verir, bir sana diğer misket gibi. Elması da var. Türktür ya. Yiyin evlatlarım, yiyindir hacı ya. İyi bir bahçe ha. Almanya'da da böyle bahçeler moda arkadaşlar. Bahçesi var, hafta sonu geliyor. Aynı bizim köylerimizde bağımıza, bahçemize gittiğimiz gibi. Bunlarda böyle bağ evleri var. Türkiye'de de bağ evleri meşhur ama artık bağ evi demekten vazgeçiyorum. Çünkü alternatif şeyler de kullanılıyor bizim orada, bağ evleri. Evet. İşte durumlar öyle arkadaşlar. Biz de şöyle bir Mahfuz arkadaşımla dedik, bugün cumartesi, sıkıldık. Dedik biraz şöyle bir dolaşalım. Şurada bir ayakkabı mağazası var. Gidip geliyor. Bir daha bir gidelim. Ondan sonra bir markete gidelim. Pazar günü buralar her yer kapalı. Onun için şöyle dedik, bir alışveriş yapalım. Şöyle güzel eli gülü. Ev güzel, evet. Buralarda evler hep böyle ya. Bahçeli, yani, mahçeli. Yani bizim buralarda buranın imarlarına dikkat ettiğin zaman abi, yatay bir imarı var. Yatay yani derken? Yatay mesela ev evi takip ediyor. Bizim ya, oralarda ise yerleşim şeyi var ya hacı. Bizim buralarda ise yüksek binayı takip ediyor. Aynen. Bölge bölge değişiyor ama. Mavi ladini çok severim bak. Benim mezarımın başına ben mavi ladin diktireceğim. Bu bir vasiyetimdir. Çok güzel ya. Gece de böyle gözüküyor, biliyor musun mavi ladin? Evet. Çam gibidir ama blau'dur. Almanya'da gördük. Arkadaşlar arabalar sudan ucuz. Evet, bizim evet. Türkiye'de nasıl bir sebze, meyve, giysi, tekstil, ayakkabı, böyle şeyler ucuzsa arabada burada ucuz. Herkesin arabası var. Biz alamadık daha. İnşallah alacağız. Ha şöyle konu açılmışken şu aklımdaydı. Asıl benim videoyu açmamın şeyi arkadaşlar, biraz da değişiklik olsun diye. Yavaş adamı ezeceğim. Yani. Açmamın sebebi Bulgaristan'dan, Türkiye'den birkaç arkadaşımız yazmış bize ihtiyacı olanlar. Geçenki videomda dedim ki arkadaşlar, biraz olan olmayana bir şeyler yardımcı olalım hepimiz dedik. Bir tane Bulgaristan'dan bir arkadaş yazmış, trafik kazası geçirmiş, geçmiş olsun. Yürüyemiyormuş. Bir tane sakat arabası lazım, tekerlekli bisiklet. Eğer mümkünse şuradan acaba. Yavaş, çarpılma. Karşıdan karşıya geçer. Mümkünse olanlar veya böyle hayra geçsin diyenler arkadaşlar varsa bana ulaşsın özelden. Videolarımızın yorumları hala kapalı. Duydum ki ya önünü kes oğlum, para alırız. 50 euro alırız la. Aleyküm selam dayı oğlu. Lan oğlum biz atlayacağını görüyor. Ya ip getirseydik çekerdik. Yolu kapatırdık. 50 euro alırdık.
Sen ayakkabı beleşe gelir değil mi oğlum? Velhasılı arkadaşlar, sohbetimiz yarım kalmasın, devam edelim. Düğün vardı. Lan bir it getirsene. Yalnız bak, Almanya'nın bir daha kuralı da şu var. Düğüne katılacak olan araçlar daha önceden plakalarını emniyete bildirmeleri gerekiyor. Almanya. Evet. Allah bu Allah. Yeni, bu senenin yeni kanunudur. Sen Almanya'da yaşıyorsun. Ben yaşamıyorum ama onları çok iyi takip ediyorum. Var o, var o. Yani bu da Almanya'da duyuruz. Oturanlara, duymayanlara duyurulur. Yani Almanya'da konvoy yapacaksanız düğünde, evet, plakalarınızı karakola, en yakın semt karakoluna bildirilmesi gerekiyormuş. Yeni bir kanun. Onu da duyduk. Türkiye'de, evet, yok. Ay. Velhasıl arkadaşlar, ihtiyacı olanlar var. Geçen videolarda da seslendim. Bak, 2-3 tane öğrencimiz var. Eğer burs verebilecek bir arkadaş varsa rica ediyorum, biz de bir vesile olalım. Bir Allah razı olsun der. Duydum, büyük büyük şirketler burslar veriyorlarmış. Ben bu işi bilmiyordum. Ama öğreniyorsun, duyuyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. O da ne oldu? Bir şirket burs veriyormuş. Devlet vergiden düşüyormuş gider olarak galiba. Orasını ben pek bilmem ama bize bir iki tane öğrencimiz var tanıdıklardan. Yani illa tanıdık olması lazım değil. Çevrenizdeki öğrenciler olsun. Biraz burs diyorlar. Yardımcı olalım arkadaşlar mümkünse. Varsa yapabilecek babayit çıksın meydana demiş. Aha, burada da silah atıyorlar bak düğünde. Çekil oğlum, korkuşun niye gelir de. Bizim pek şansımız yok, bize denk gelir. Mıklarlar. Ama burada silah değil ya, mantar mantar. Ya mantar mantar, biz sanki tabanca mı atıyor? Biz sanki uçak savar mı atıyor? Allah Allah. Biz de tabanca atıyor. Ya iyi bir şey değil tabii. Evet. Korkuşun dedikleri resim, abi. Yani, adam şöyle tutuyor, silah atıyor. Ya şurada bina var. Hadi bu binanın arkasında bina var. Öyle mi? Ya. Şimdi birkaç tane o bisikletlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Özürlü arkadaşlarımız var. Yardım bekleyen arkadaşlarımız var. Onlara mümkünse el uzatalım. Almanya'daki arkadaşlarımıza sesleniyorum. Seyfi Dikyol, sana sesleniyorum. Sen Allah razı olsun bir iki tane verdin, götürdük. İhtiyaç olan insanlara verdik. Ondan biraz daha eğer mümkünse böyle arkadaşlarımız sağda solda. Almanya'da parayla değil yani. Hayrınız olsun, ne olacak ya, bir 50 euro. 100 eurodur, 50 eurodur. İhtiyacı olan insanlar var. Götürmesi bize ait. Götüreceksin mi, götürmeyeceksin mi? Götürüyoruz, götürüyoruz. Bak şoför arkadaşım Mahfuz abi. Yani sağ olsun ki, bir iki tane geçen götürdü, evet, bir Ankara'ya. Allah razı olsun. Yeter çok ki, dua ettiler. Adres bak, çok dua ettiler. Allah, evet, razı olsun. Kapıkule'de yasak geçmesinde biraz sıkıntı yaşıyoruz ama yardımcı oluyor. Tolerans oradaki, tanıyorlar. Evet. Allah razı olsun Kapıkule'deki memurlara, çalışanlara, personellere. Ellerinden geldikçe tabii her şeyin aşırısı zarardır. Bunu ticarete dökmüyoruz. Ticaret olursa yasak tabii. Bunun ticaretini yapan beyinsizler de var. Birkaç tane tanıdığım böyle ticaretini yapan insanlar da var. Bunlar da iyiliği suistimal eden şerefsizler. Buradan alıyorlar, birisi diyor ki tırcıya, o Türkiye'den tırcı gelmiş, hoş gelmişsin, ya hemşerim benim diyor burada bir tane sakat arabası var, bunu vereyim götür Türkiye'ye, ihtiyacı olan birine ver diyor, o da alıyor, hey ya diyor götüreyim dayı diyor, ahkam kesiyor ama götürüyor Türkiye'de satıyor parayla. Bunun gibi şerefsizlere ben tanıyorum, isim vermeyeyim, birkaç tane benim tanıdığım var şerefsiz.
Olacak, onlar da olacak. Olmazsa olmaz zaten. Ama biz bu işin ticaretinde değiliz. Bizi tanıyan tanır. İyi bir arabaymış. Amerikan. Biz bunun ticaretinde değiliz. Biz ulaştıracağız. Diyorsunuz ki bazen ya boştur belki ama arkadaşlar şimdi o yardım kuruluşları var. Mesela adlarını söylesen de olur, söylemesen de olur. Bir sürü Almanya'dan yardım topluyorlar. Ne bileyim bir şey kuruluşu, ne bileyim bir şey kuruluşu. Ya vermeyin, vermeyin. İnan ki onlara vermeyin ya. Onlar aylıkla adam çalıştırıyorlar 10 millere, 20 millere. Altındaki bindikleri taksilere bizim gücümüz yetmez. Onun için arkadaşlar bildiğiniz kişilere verin. Hepimizin çevresinde, hepimizin etrafında ihtiyacı olan insanlar var. Bildiğimiz kişiler var. Bildiklerinize verin. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza verin. Yani ya ettiğiniz yardım işe yarasın arkadaşlar. Verip de o zenginlere, o kuruluşlara, yardım kuruluşlarına verip de onların üzerinden prim kazananlar haddi hesabı yok. Türkiye zaten hep ondan kaybetti. Vay hayır kurumuydu, vay şuydu, vay buydu. Falandı, fıstıktı. İsim vermeyelim, boş verin arkadaşlar. Onun için benim demek istediğim herkes bildiğine, akrabasına, eşine, dostuna öyle de götürürüz. Verirsiniz ya Türkiye'de benim köyümde filan filan var. Buna bir ulaştırabilir misin? Biz alır götürürüz arkadaşlar. Bir ücret talep etmiyoruz. Hiçbir talebimiz yoktur. Onu götürürüz. Adrese kargoyla gönderir. Yolumuzun üstündeyse bir yere bırakırız. Alıyor. Eğer yolumuzun üstünde bir yer değilse kargoya verir göndeririz. Yapacağımız bu. 64521 posta kodumuz. Adres, açık adres vermeyeyim. Eğer ulaşabilirseniz gönderin, getirin. Biz götürelim. Biz gelip alamayız. Bizim öyle bir şansımız yok. Biz buraları pek bilmiyor. Buraların yabancısıyız. Ama elimizden gelen budur. Adımız Hıdır. Elimizden gelen budur. Elimizden herkes elinin altına, taşın altına elini koyması lazım. Hepimiz yardım yapalım. Hepimiz yardımlaşalım. Rahmetli Ali abim de çok mutlu olurdu öyle şeylerden. Bilirsiniz arkadaşlar. Devam ettirelim. Elimizden geldikçe öyle bir kuruluş muruluş yapacaktık ama işler paraya gelince işlerin dadı kaçıyor. Niye? Ya gerek yok. Biz başını alamayız. Öyle şeylerden vazgeçtik. Onun için arkadaşlar böyle elimizden geldikçe küçük. Biz küçük 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 bir şeyler yapalım. Küçük küçük bir şeyler edelimin peşindeyiz. Buradan arkadaşlarımıza duyurulur. Herkese Ankara, Kayseri,